Herkese merhabalar efendim. Hoş geldiniz Beyaz TV ekranlarına, Nermin'in Enfes Mutfağı'na. Güzel, sağlıklı, bol, bereketli bir gün diliyorum efendim. Öncelikle nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Bizler bugün sizler için yine top dolu bir içerik hazırladık efendim. Sizler, evet, farkındayım, püf noktalarından vazgeçemiyorsunuz. İlk başta tariflerden önce bence püf noktalarından bir bahsedeyim. Evde eliniz kesildi, en sevdiğiniz ya da işte elinize bir şey battı, en sevdiğiniz peçeteniz kan mı oldu, salça mı oldu, yağ mı oldu? Bir şekilde lekeleri çıkaramıyor musunuz? Kesin çözüm, ortadan komple kaldırabileceğiniz leke çıkarıcı yapıyoruz efendim. Hatta benim mutfağımda bayağı güzel peçeteler varmış, az önce Özlem çıkardı. Onları da deneyeceğim. Sonrasında bu leke çıkarıcıları denedikten sonra makineye atmamız gerekiyor. Ertesi günde getirip sizlere göstereceğim. Çıktı mı çıkmadı mı artık beraber kararlayacağız. Bir de efendim herkesin ellerinde özellikle kış aylarında ve ev hanımlarında büyük bir sıkıntı var. Ya ister istemez ben çamaşır suyuyla haşır neşir oluyorum diyorsanız. İşte sonrasında ne diyeyim size deterjan kullanıyorsanız yıpranma oluyor. Ve özellikle 35'ten sonra vücut kolajen oluşumunu durdurduğu takdirde ne oluyor? Ellerde artık bakımsızlıktan çatlamalar oluyor, yaşlanmalar oluyor. Biz bunu ortadan kaldıracak doğal bir krem yapacağız efendim. Ekran başında kalmalısınız. Efsane bir krem olacak ve ben Serpil'in ellerine bakım yapacağım. Kendisi zaten çok bakımlı bir hanımefendi ama bugün ekstradan bakım yapacağım ellerine. Bir de böyle bugün bu üçlü Ah Kalbim klibindekiler gibi olmuş. Çok enteresan, böyle çorap falan giymiş, böyle kendisini güzel gördüm. Birazdan çağıracağım. Efendim, ne yaptık bu hafta? Bu hafta bir farklılık yaptık. Baktım sevdiniz. Yorumlar feci dolmuş. Feci beğeni almış. Nermin Enfes Mutfağı'na gidiyorsunuz. Yeni videomuzu yükledik. Çelik tencere dün verildi. Çatal kaşık bıçak seti dün verildi çelik tencereyle. Bugün yanına efendim 6 kişilik yemek takımını ekliyorum efendim. Aynı videoda geçerli. Bir hafta sonunda bir kişiye gidecek bunlar. Özellikle ne olursunuz bu hafta gelin olacaklara vermek istiyorum. İşte ihtiyacı olanlara vermek istiyorum. Şu an ekranda beni ihtiyacı olan bir izleyicim ne olur bolca yorum yapsın. İhtiyacım var ve evleniyorum, işte yuva kuracağım diyorsanız bakın çelik tencere Serpil gel. Çatal kaşık bıçak seti ve tabak seti. Bugün üçüncü hediyemiz tabak seti oldu. Bu bayağı ben size söylüyorum mutfağa dizecek bu. Ama Cuma'ya kadar. Dediğim gibi ne olur ihtiyacı olanlar yapsın. Değil mi bu sefer? Onlara gönderelim. Kısmet hiç oynama kız. Kimi kazanacaksa ona çıksın. Tamam. Ha. Tamam. Yorumlara bekliyorum efendim. Yeni evlenecek olanlar, sözlüler, nişanlılar. Herkes gelsin yoruma katılsın. Böyle güzel bir çeyiz paketi hazırlıyoruz. Son üç günümüz kaldı. Bakalım yarın ne koyacağız? Öbür yarın ne koyacağız? Öbür yarın ne koyacağız? Çok kıymetli sponsorumu takip ediyorsunuz. Bakın etmezseniz gerçekten eleniyorsunuz. Unutmayın. Geçen baktım etmeyeni eledik. Direkt eledik ona göre. Ama şey etmeyene zaten kusura da bakmayacak kardeş yani. Aynen öyle. Ve Serpil. Canım. Bugünkü tarifler şipşak. Kendimize dakika koyacağım. Bir krep pastayı kaç dakika içerisinde bitirebilirsin? Bugün seninle kendimle yarışacağım Serpil. Reji bize dakika vereceksiniz. Ben aşağı yukarı tariflerin dakikalarıyla ekran başındaki izleyicim kaç dakika içerisinde hazırlayabileceğini söyleyeceğim. İlk şeyle başlayacağız biz. Krep bir pasta yapacağız. Yapalım. Ama bu krep pasta şu an gündemde olan ve sosyal medyayı sallayan birçok kişinin de denediği bir pasta. Maliyeti de düşük. Maliyeti çok düşük. Bunu biz kaç dakikada yaparız? 15 desek iyidir. 15 demeyelim. 13 dakika diyelim. Çünkü kreplerin yarısı hazır olduğu için. Ha, ama olsun olsun diye soğuması gerekiyor diye öyle. Evet. Tamam hadi 13 dakika. Ha, tamam senin tamam. Kuracağız. Krep pastayı 13 dakika veriyorum. İkinci tarifimiz körili patates sufle. Evet. Onun için 7-8 dakika biter. 7-8 dakika. Oh maşallah. Lavaş pizzaya 5 dakikalık bir tarif istediniz. Lavaş pizza kahvaltıda pazar, cumartesi çocuklara şipşak hazırlayabileceğiniz bir lezzet yapacağız. Çok da besleyici. Ona 5 dakika veriyorum. Nermin maşallah maşallah. Bir de krepa, bir de yoğurtlu semizot çorbası var. Bu çok besleyici bir çorba. Bağışıklık sistemini güçlendiren bir çorba. Buna da 8 dakika program süresi bitince de Serpil'e oturacağız, çay kahve içeceğiz. Hadi bakalım. 2 tane de püf noktamız var arada. Ne güzel.
Hem de dakikada... Serpil, şimdi dakikayı verdim. Bak. Ne yaptın? Allah bin kere razı olsun. Serpil, hemen başlamamız lazım. Hiç vakit kaybetmeden. Onlar. Ben süreyi başlat deyince reji başlatacak. Bize gülsünler istemiyorum Serpil. Tamam. Malzeme listesini saydıktan sonra süre başlayacak. Sen say, evet. Bismillahirrahmanirrahim. Nermin bak galiba biz ben sana söyleyeyim süreleri çok kısa verdik ama Allah hayır. 13 dakikada tamam. Bu bence yetişir. Tamam. Ben öyle hissediyorum. Tamam. Sen de bir yandan başlayabilirsin. Krep pasta için 3 adet yumurta, 2 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 çimdik tuz, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, aldığı kadar un. Beyaz krema yapacağız kıymetli izleyenlerim. Şu an bir başladım. Paket labne, 250 gram krema, 1,5 su bardağı süt. Burada bir paket labne, süt, bir paket şanti. Evet. Portakallı sos için efendim önceden hazırladık biz. 2 su bardağı portakal suyu, 2 yemek kaşığı nişasta. Onu da detaylı bir şekilde anlatacağım. 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 adet portakal, 1 adet portakal kabuğu rendesi, 1 kase çilek reçeli. Üzeri için 1 adet kivi, 1 adet portakal, taze nane, donuk kırmızı meyvelerden koyabileceğiz. Serpil, sen başladığın için 30 saniyemizi düşüyorlar. Tamam, olmaz 30 ya, ne 30, sadece koydum. Şimdi. Sen krepi yap, ben bunu çırpayım. Süre başlasın. 12 dakika olarak alabilirsiniz. Tamam, karıştırmış Serpil, hiç sıkıntı değil bizim için yani. Madem böyle diyorlar ama bir dakika fazla alabiliriz. Şimdi bütün suları buraya koyduk. Bu beyaz bir krema olacak Serpil. Evet. Orada da normal klasik bir krep yapıyoruz. 2 evet. adet yumurtayla. 3. Çok azıcık sıvı yağ, toz, şeker, tuz. 1 fiske tuz kullanıyoruz. Neden kullanıyoruz? Krebin lezzetini açığa çıkarsa şekeriyle birlikte özleşsin. Serpil şimdi tuzla beraber onu bir köpürtüyor. Ben de buraya kremayı yapıyorum. Ve sıvı yağ. İstersen ona Özlem'e verelim. Özlem, bunun çok sert olması gerekiyor. Çok ses olacak, izleyicim rahatsız olmasın. Evet, taş gibi bir... orada gidiyorsun odada bunu aşkım iyice köpürtüyorsun. Hemen orada yapabilir bize gelmez. Annem, al. Evet, eskiden Oktay Usta vardı, böyle yapardı. Sarmaların 5-6 tanesini sarar, diğerlerini içeriye verirdi. Sen çok izlemişsin ama Nermin onu. Onu çok izledim ya. Bazen diyorum içim Oktay Usta mı kaçtı? Ay tövbe vallahi, ya. Valla bak şeyimde de o vardır benim. Tarif defterlerinde hep yazmışım adamın ismini. Ne izliyorduk neyse. Ya? Bir gün ben onun yerinde olacağım aklıma gelmemişti. Şimdi i̇şte efendim. Serpil ne yaptık? 3 yumurta, yağ, tuz, şeker koyuldu. Süt, evet şeker koyduk. Akışkan kıvamda bir hamur yapıyoruz. Krep hamur yapıyorum şimdi. Ben burada bir yağlama. Onunu çok kontrollü vereceğim. Yani şey olmasın tamam, diye. Tamam, sen onunla kontrollü ver. Kaçmasın. Ben de şöyle bir yağını sıkıyorum. Bu sprey yağdanlıklar hayat kurtarıyor. Yemin gerçekten ederim var ya. Celalettin Bey'den yenilerini de isteyelim artık. Burada her gün kullanıyoruz da forma olmuş. Topak topak kalmasın. Yağlıyorum. Çok yağ istemez. Krep hamuru hafif yağ ister tavada. Çok yağlarsanız sıkıntı yaşarsınız. Mümkünse zeytinyağı değil hatta normal yağ ile yağlamanız daha da uygun olur. Nermin. Sanki iyi oldu. Ağır kokuyor. Hazır mı canım? Sanki oldu. Bir evet, kepçeyle. Biz önden hazırladık kreplerimizi. Buradan bir kepçe alıyorum Serpil'ciğim. Ben şey yaptım Nermin. Kabımıza... Bir kepçe bizim çok ideal geliyor o kepçeyle. Tamam. Bence iyi bunun akışkanlığı. Bir kontrol etmek ister misin? Gel Tatlışko. Bakıyorum hemen. Bismillahirrahmanirrahim. Gayet güzel oldu. İyi iyi. Bakayım. Bence iyi. Aldım onu. Birazcık soğutayım. Bence çok güzel olmuş ellerine sağlık. Tamam. Şunu da alsana çırpıcıyı. Kop 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 Nermin hadi. Senden de 3-4 tane bekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu size göstermek için yaptık. Biz aslında önden hazırladık krebimizi. Ki soğuk olması lazım. Bakın şöyle. Şöyle. Bir kepçe bana yetiyor ona. Mis. İnceltiyoruz. Çok kolay bir şekilde yapılıyor krep. Artık hani bütün yayınlarda sizlerle paylaştık. Bakın. Koyduk. İncecik bir zemin oluşturduk. Bir kepçe krep tavamızın içerisine yeterli oluyor. Kıvamımız bu. Bakın kıvamını bu şekilde dengelemeniz gerekiyor. Çok sulu olursa çok sıkıntı yaşarsınız. Çok koyu olursa kek gibi olur, pankek gibi olur. O yüzden kıvamımız çok güzel. Şimdi portakal burada, sosu yapalım mı? Burada anlatmak mı istersin? Anlatalım yani? Çünkü hazırımız var. Hiçbir şey yok çünkü. Bildiğiniz portakal suyunu sıktığınız ölçülere göre içerisine nişastasını koydunuz ama ocağın üzerine almadan şekerini eklediniz.
çok güzel bir şekilde çırptınız. En son aşamada ocaktan almadan portakal kabuğu rendesinin içerisine ilave ettiniz. Biz bunu pastanın üstünde süslerken kullanırız. Hı hı. Bunları da başka bir tarifte. Evet, ben bunu soğuması için zaten dolaba kaldırdım. Tamam. Bakın içinde portakal kabukları falan da var. Hı hı. Buna koydum ki burada rahat kullanalım diye. Evet. Bizim portakal sosumuz hazır. Bu da çilek reçelimiz. Bakın taneli taneli. Hı hı. Bildiğiniz çilek reçeli. Bu da Nermin kahvaltı yapmıyoruz diye. Evet. Kullanalım istedik. Evdeki bakın özel bir sos yapmanıza gerek yok. Olabilir. Erik reçeliniz vardır, portakal reçeliniz vardır, turunç reçeliniz vardır, havuç reçeliniz vardır. Bütün reçellerinizi bu pastada değerlendirebilirsiniz. Kesinlikle nefis oluyor. Mümkün burada sıfır atık yapmak. Evet. İlk kremimiz gayet güzel ayrıldı. Birazcık daha ocağın altı sönmüş. Altını pembeleştiriyorum ve bu tarafa pastanın yapımına geçiyorum. Sabri bu oldu gibi. Şöyle bir döndüreyim. Sen onu döndür. Ben de şunu biraz küçülteyim, aralarına koyalım. O arada Özlem bizim... Evet. Gördüğünüz üzere gayet güzel, incecik bir krep yapıyoruz. Pasta içerisinde ve üzerinde kullanmak için çok güzel neyimiz var? Portakalımız var. Portakal sosumuzun içine dedim ki biraz da tanelerini evet. Atalım. Bakın şöyle alıyorsunuz. İlk etapta bir çevresine... Şu altı olsun istedim. O bir son kalanımdı küçük. Tamam, onu en son bunların üstüne sabitleyeyim. Bak, şöyle dışarıdan atıyorum. Bunu çünkü ortada toplayacağım. Koyulaşmadı mı? Bir tane daha şanti verelim mi? Şöyle. Bir saniye, geliyorum. Bakacağım. Böyle. Bakın bunu en sonda pile pile üzerine atacağız. Daha derin bir kek kalıbınız şunu varsa göreyim mi? Onu da kullanabilirsiniz. Ben 3 tane krep hamurumu dışarı doğru böyle çıkarttım. Evet. Ve en sonda pastamı tutabilecek bir dilim oluşturmam gerekiyor. Onu da tam böyle ortasına koyuyorum. Bak, hem de hamurumuz az kaldığı için Serpil bunu böyle küçük yapmış. Tam da buna denk geldi. Bakın. Evet. Şunu ben kabımı alayım. Efsane. Şimdi sadece beyaz kremamızı bekliyoruz. Beyaz kremamız geldikten sonra diğer aşamalarına devam edebileceğiz. Şimdi ben bu arada... Biraz tavayı salla şimdi. Yok, o gitti zaten. Aldım üstünden de. Evet. Şimdi yine bir kepçeyi koyuyoruz. Her yere eşit gelecek şekilde tepsinin ufak hareketlerle tavanızı oynattığınızda yuvarlak bir krep hamuru elde ediyorsunuz. Aktüele bak. Resmen ha. Aktüel dans ediyor yani. İşte o yüzden Halil Hoca diyoruz ya. O yüzden. Hopa. Efsaneyiz efendim. Okey. Şimdi... Buraya geldim. Tabii bu biz burada her şeyi sizin önünüzde yapıyoruz. Aslında onu önceden hazırlayıp biraz da dolaba atsanız efendim. Bir 10-15 dakika dolapta bekleyince o kreması taş gibi olacak. Çok da rahat hareket edeceksiniz. Şöyle onu da düşünüyorum aslında Ermin de. Bu sefer de şey diye yazıyorlar ya. Evet, her şeyi hazır yaptığınız oluyor. Ha yani ne alalım vardı? Alalım bence bizim için iyidir. Bence de bizim için iyidir artık o. Alalım. Aha. Alalım. Ben bunu... Bir sıkma poşetin içerisine koyalım hemen. Hemen geldim. Benim evde yaptığım hatayı yaptı. Şu, gelsene Dila. Dila'yı gösterelim. Özlem'in yapacağı iş. Şaşırdık mı? Teşekkür ederim Özlem abla. Şimdi görüyor musunuz efendim? Ben bunu evde çok yaparım. Tam sökeyim derken. Gel Nermin, 13 dakika bittik. Vallahi bak. Çok iyi olmamış mı Serpil? Sen iki elinle tut ben sıyırayım. Çok iyi ya. Biz bu duruma şaşırdık mı? Ben aşağıda duruyorum. Özlem yine heyecanlandı bence ondan. Mutlaka. Bunu birazcık dolaba atarsanız. Bence... Ama krem şantiyi bekledik. Yoksa hazırdık. Çok güzel. Evet. Bunu bağlayayım ben. Bunu bağlayayım ben. Krebim de yanmasın. Ben alayım. Hı. Bağlamadım Nermin onu ben. Hı. Evet. Bağlayayım ister misin? En sevdiğim. Sayıyor. Şeyden ötürü bu dediğim gibi köpürtmeden ötürü birazcık vakit çok aldık. Çok doldurduk oldu mu Nermin? İyi oldu. Onun yüzünden birazcık dakika isteyeceğim. Evet. Şimdi tabii. Çok dolu. Şurayı sıksana elinle tamam. Tatlım. Bir şey olmaz. Şöyle ben bakın, alacağım onu. Zemine bolca bundan bir koyuyoruz Serpil. Bence gayet güzel oldu şimdi. Şimdi diğerlerini de bana hemen senden ricam. Gel. Ucunu açalım. Biz burada ne yaptık? Bir su bardağı kadar portakal, nişasta ve şeker. En son aşamada içerisine portakal kabuğunu da ekledikten sonra
güzel bir krema yaptık. Bunu da dondurmak için dolaba koyduk. Bir katına dediğim gibi dilerseniz aralarına meyve de serpiştirelim değil mi şöyle? Koy. Canın nasıl istiyorsa öyle. Birazcık renkli olsun istiyorum açıkçası. Tamam. Şöyle. Bir de bunu böyle rulo da yapıyorlar. Bunun dilimlenmiş halini size göstereceğim. Bayılacaksınız. O yüzden birazcık bunu ilk başta yapıp acele ettik. Yani aslında bunlar canlı yayın tarifleri değil biliyor musunuz? Gerçekten biz ama her şeyi sizlerle paylaşmak istediğimiz için. Şimdi üstüne bir tane daha koyuyorum. Rulo şeklinde yapalım mı? İstiyorsa yoksa bence yapalım. O da çok güzel oluyor. Nermin görsün izleyicilerimiz. Bundan sonrasını rulo gidiyoruz efendim. Zemini yaptıktan sonra. Şimdi Serpil katla. Canım hemen geldim. Bunu bırakmayayım. Katla Serpil'ciğim. Bunun içine meyve parçacıkları atayım mı? Yok bunu atma ortasına koyarız. Şu araya bir tane daha süreceğiz. Sık. Gel şöyle. Gel. Her katlamada bir tane. Birazcık geniş attırabilirsin. Birazcık geniş attırabilirsin. Onu komple attır mesela. Bunu koy Serpil şimdi kenara. Şu duvara yaslandırdım. Evet. Şimdi ikincisini alayım. Gözüm de krep şeyinde. Ortasını renkli yapacağım. Bunu kaldır Serpil. Kırmızıyı bunu alıyorum bu sefer. Buna da çilek reçelimiz. Evet. Bakın çilek tanelerini görüyor musunuz? Çok farklı bir pasta olacak donduğunda. Görüntü itibariyle çok güzel olacak. Bilginiz olsun. Gel. Evet. Yemin ederim bakar mısın? Değerlendirme şey oldu. Hadi. Bunu bağlamamışız. Bağlayamadık çünkü çok doldu. Evet. Evet. Birazcık el meşakkatli oluyor bu tarifte. Hop. Bunun böyle bir dilimini gidiyorum. Ye. Bir daha üçüncü dilimini zaten yemek istemezsin. Tamam, onu sen al ben geleceğim. Kreplerim geliyor. Şöyle. Koyduk. Birazcık sarı koyalım bunda. Bakın şöyle birazcık geniş yapmanızı istiyorum. İlla da evinizde şekli kalan. Sen sadece burayı çek Halil Hoca şu an. Şöyle. Aynen mis gibi gidiyordu. Şey çırpma olayı bizi orada şey yaptı. Hiçbir şey olmaz. 3 dakika çırpmamız vardı orada. Sarı mı yapacaksın kırmızı mı yapacaksın? İçeri gitti falan. Şöyle. Serpil şunu alayım. Biraz meyveli mi yapalım? Tamam. Şunu atacağım. Şundan burasına da birazcık attıracağım ben reçe. Ama bunun kesilmiş halini görmeniz lazım kesinlikle. Valla bir şey söyleyeyim 5 saat uğraşmış bir pasta havasında. Çok güzel oluyor. Sana ne kadar krep lazım? Yetiyor mu Nermin elimizdekiler? Benim için bitti Serpil. Bir tane daha verirsen bana bitiyor. Geliyor hemen bir tane daha geliyor. Üstü için mi istiyorsun kapatmak için? Evet kapatmak için istiyorum hayatım. Hemen geldim. Bunu da şöyle yapacağım. Yani her rengin oluşmasını istiyorum. Soğuttum. Şu da sonuncusu oldu. Şu an bakın şöyle. Ya daha pişirmene gerek yok canım. Öyle attım artık bunu. Bunu yayayım hemen. Ama bunun içine ben birazcık daha şunlardan doldurmak istiyorum. Aralara mı? Ay, evet. Çok güzel olur o. Renk vermek adına şöyle. Çünkü kıvamı çok güzel olmuş. Bir şeyler de koyar mısın azıcık? Tam ölçü. Evet ondan da koyacağım. Şöyle. Buradan biraz çilek reçeli yapalım. En üst finaline ama sonra. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bunun lezzetini kesinlikle tatmalısınız. Bu efsane. Şimdi. Ay çok güzel olacak o da olsun biraz. Onu ben alayım. Aa, süper oldu. Birazcık da meyveler atalım istiyorsanız şöyle. Bence onu üstüne mi bırakalım? Evet üstüne atacağım. Önce bunu koyacağım. Bohçalayacağım diyorsun. Evet bakın. Burada bunu koyduktan sonra kenarlarından birazcık içeriye doğru baskı yapalım. Bohçalıyor. Çok güzel bir görüntü. Çok güzel bir içi saklı bir bahçe yani gerçekten. Sonrasında bunu buraya İki alıyorsunuz. Sürprizlerle bakın dolu. Böyle bohça şeklinde Serpil'in dediği gibi. Bakın şöyle pile pile. Seni de alacağım şuraya. Pile pile. Bunları şu kenara ve alayım. En sonra da şunu da pile pile getiriyorum. Daha kiviler, portakallar evet, bu ve nane yapraklarıyla süsleyeceğiz onu. Evet, bitti şu an zaten. Ve ortasına tam böyle. Yapacak mısın onu şimdi? Yapalım bence. Kaldıralım. Okey. Dolapta bunlar da sen o zaman.
Onu böyle evet, tanelerini alırsan çok memnun olurum. Sulandırmasın pastamızı. İlk bu pastayı yaptık ki şey olsun dolapta. Güzelce demlensin. Soğusun. Ve ikinci tarifimiz ne? Hemen suflemiz geliyor. 14 dakikada bitirdik efendim. 14 dakikada çırpmayı saymazsak 14 dakika 13 demiştik. Efsane. Reji bir alkışa yani sunucunun hak ettiği bir alkışı. Serpil de burada. Anamız ağladı. Serpil bu alkışlar sana. Hayatım ah, bana. Hepimize. Yani hak ettik yani artık. Tamam yani. Bak. 14 dakikada dışarıdan pastaneden alabileceğiniz en kral pastayı hazırladık. 14 dakika içerisinde haşlayabileceğiniz en kral tarif oldu. Bakın gerçekten söylüyorum. Birazdan bunu dilimlediğimdeki o görüntüyü kimse diyecek ki hani nasıl bu iç dokusunu nasıl verdiniz diyecek. Bence güzel oldu. Ne dersin? Yeterli mi? Bence yeter. Portakal koyayım mı? Dur. Birkaç istersen dilim ondan da ver. Kabuklarını soymadan şöyle. İncecik ay şeklinde mi yapalım? Ne yapalım? Tamam. Vallahi hanımlar yapın. Serpil'cim diğer tarife geçmemiz hemen lazım. Hemen gidiyorum. Serpil'in keşke bugün doğum günü olsaydı. Direkt Serpil'e hazır pasta. Aradan çıkarırdım diyorsun. Aha, aşk olsun. Olsun. Bence bunların yanlarına koy. Dışarı dışarı gel. Ev yapımı böyle mi yapalım? Ters mi yapalım? Bu tarafa mı yapalım? Bence öyle yap. Geleyim yanına. Evet. Hay. Serpil bir de beğenmiyorsun pastama. Yok hayır onun için demedim. Yapılmış pasta. Ben de yaptım ya. Hay onun için. Olsun beraber yaptık ne var daha ama keyifli. Ama bunu bence çocuklar okuldan anne gelene kız kadar. Anne kız gibi düşün Serpil. Tabii. Bu durumda anne de ben oluyorum değil mi? Anne kız gibi düşün Serpil'im. Şey var. Çocuklar okuldan gelene kadar yapın dolaba atın. Ya yerim ben. Akşam yemeğin üstüne sürpriz deyip çıkarın kızı. Reji nasıl gözüküyor? Ben gidiyorum. Allah'a ısmarladık. Seni öpüyorum. Dağınıklığımı da toplayayım. Karışık mı? Neresi karışık ya? Kimdi ona karışık? Gülşah'ta, Hüseyin Hoca'da. Biraz sonra gelirler. Bak reklam arasında aynen şöyle. Bir tadına bakabilir miyim? Bir bakayım ben. Kenarından bakayım. Aa çok güzel gözüküyor. Kış meyveleriyle dolu. Muhteşem ötesi. Harika. Tam çocukların. Ay nasıl kokuyor. Aman ya Rabbim vallahi billahi canım çekti. Çocuğum olsa düşer çocuğum herhalde bu kokuya. Vallahi düşer. Öyle derler ya hamilenin canı istedi mi hemen koyacaksın önüne. Köriyle bir sufle yapıyoruz. Evet yine bir ilk efendim. Bu laf Beyaz edenler. TV ekranlarında Nermin Nefes Mutfağı'nda köriyle bir sufle yapıyoruz. Çok enteresan içerisine un kullanmayacağız. Unsuz efendim. 7-8 adet patates, 3-4 küp tereyağı, 4-5 yemek kaşığı süt, tuz ve karabiber, kekik, 1 tatlı kaşığı köri, arasına sürmek için 2 adet kuru soğan, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 400 gram kıyma, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı köricik kullanıyoruz. Üzeri için ise kaşar peyniri rendemiz olacak kıymetli izleyenlerim ve sufle tabaklarımızın olması gerekiyor. Evinizde hangi ısıya dayanıklı tabağınız varsa kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim bunu kavurmaya hemen Serpil'im. Hemen geldim. Ben de burada patatesi yoğurayım mı? Zaten bir şey söyleyeyim biz ezdik. Sen onu sadece şeyine tereyağını vesaire falan körisini karıştır. Şöyle yapalım. Patates sıcak. Sıcak sıcak. Buradan bir kaşık alayım hemen ben. Şunu vereyim istiyorsan. Sağ ol hayatım. Şey çevirdim. Şöyle bakın. Kumlu kumlu güzel bir patatesmiş. Aldım. Şöyle güzelce eziyorum. Annem. Bir yandan hemen tereyağımı yağıma ekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ben hemen geliyorum. Bu arada benim şeyim özellikle besmeleymiş. Çok besmele çekmem gerekiyormuş. Tevafuk ben de hep besmele çekerim. Farkında mısın? Hoca baktı da besmeleyi hiç ağzından düşürmemen gerekiyor diyor. Tevafuk ben de besmeleyi gerçekten hep dilimde. Elhamdülillah. Ne güzel. Vallahi onu duydum. Besmele gerçekten hayat kurtarır. Bir işe başlamadan önce besmelenizi çekin. Bazen diyorsunuz ki işte ekranda söylüyorsun gösterişimi. Serpil beni çok iyi bilir. Ben normalde de böyleyim. Hiç farkında değilim söylerken. Yani ekranda da ona dikkat etmiyorum açıkçası. Hani çekeyim çekmeyeyim. O geliyor. Alışkanlık haline gelmiş. Serpil bunu da
Ben hemen geliyorum. Sen koy, ben ekleyeceğim soğanlarımı. Aynen, bence burada biraz önden kıymayı ben bir kavurayım. Sen kavur. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Hep de şey diyorlar işte ekran. Yani evet valla ben o kadar normalim ki. Sen de öylesin. Biz dışarıda işte Serpil bazen diyor. Keşke bizi diyor dışarıda görebilseniz yani. Aynı böyleyiz. Hiç özel ekstra bir şey sarf etmiyoruz. 4 yıldır Allah'a binlerce şükür canlı yayındayız. İnsan rol yapsa bir yerde patlar. Ekran çok önemli Serpil. Özlüyor musun? Hafta sonları özellikle. Allah ayırmasın değil mi? Amin. Özlüyorsun değil mi böyle hafta sonları tabii, hemen? Tabii. Dolayısıyla da şey var. Biz değilsek ya da başka bir şeyin taklitini yapıyorsan patlarsın. Olmaz. Ya. Ayşe'nin patladığının taklitini yapsan. Bence o soğan yeterli Serpil. Hiç ikinciye girme Cano. Çok kocaman da değil mi? Evet çok büyükmüş. Benim için yeterli. Efendim gördüğünüz üzere soğanımızı... Tereyağımızla, kıymamızı, mis hafif gibi zeytinyağımızla kavuruyoruz. Şöyle sufle, patates suflesi yapacağız. Birazcık alışılmışın dışında aslında bu patates suflesini kompir gibi yiyebilirsiniz. Beş çayların yanına koyabilirsiniz. Etli tariflerin yanında yapabilirsiniz. Burada bugünkü menüde krepleri her şeyi hazırladıktan sonra pastayı yapmanız 15 dakikaya alacak. Onu dilimledikten sonraki o görsel şöleni... Krebin o kremayla, o içindeki portakalla, çilek reçeliyle buluştuğu lezzeti damaklarda. Yani şu an tatmak için sabırsızlanıyorum. Şu an en çok pastaya yükseldim açıkçası. Şöyle, evet soğanımızı da kavurduk. Fırına da gidecek birazcık. Fırında da pişecek. Evet, şöyle biber salçamız, domates salçamız. Ben şimdi şeyi... Biraz kaşar peynirimizi alacağım sufleye. Bunlar tuz, senin. Tuz, karabiber, kekik ve kimyon. Köri. Şey, pardon, köri. Onları da ekliyorum. Biliyorsunuz patates çok sever baharatı ve yer yani. Sufrede de böyle birazcık aromalaştırmak istedik. Bu arada buzdolabım camını hemen getirdi. Burada mutfağımızda kullandığımız her şey zaten aynı sponsoruma ait. Bugün getirdiler, taktılar. Oo. Çünkü o bir raf gidince Serpil çok sıkıntı biliyor musun? Ne gidince? Bir raf gidince dolaptan çok sıkıntı, koyacak ya, raf kalmıyor. Ya hep şey der ya insanlar, aman. Tencereleri. Ayol bir... Göz kırpsanıza buna. Ben sana söylüyorum biraz yüksek volüm. Onu direkt buzluğa at bence evet, Özlem. Evet, unuttuk. Buzluk kısmına koy. Evet efendim. Şey, buna sen şey koymamışsın. Şimdi sütünü ekliyoruz buraya. Yine körüsünü, tuzunu ve tuzunu ekleyelim. Ekliyoruz. Evet. Biraz da kaşar peyniri içerisine rendeleyip biraz evet, da üstüne sıksın diye. Çünkü üzerine şimdi sıcak sosunu da getireceğim. Şimdi sufle dedik. Belki bir miktar daha süt ekleyebiliriz. Gidişata göre bakın. Of Allah'ım. İç harcana bak. Gelmedi elhamdülillah. Bence yeter bu. Elhamdülillah çok şükür gelmedi. Şöyle karıştırdık. Güzel bir kaşıkla da ben bunu karıştırayım. Vay vay vay. Bugün Nermin'in enfes mutfağında. Ya çok özür dilerim ama ben buna eldiven takıp yoğurmak istiyorum. Bence bir tık daha süt ekleyip yoğur. İster mi diyorsun? Ben de üstüne bunu koyacağım. Bence bir şey eldivene gerek kalmayacak. Şey, bu eritecek. Onu yana koymayacaksın ki sen öyle mi karıştıracaksın? Ben fırın kabının tabanına. Tamam. Kıymasının üzerine şey, sürprizli olsun içi diye. Tamam, ortasında bu olsun. Ellerim ıslak ya Nermin, bak ucube ıslak, gibi. Islak. Hadi bakalım. Evet efendim, sosumuz hazır. Ben ona bir tık daha süt eklemek istiyorum. Kabımı vereyim mi sana? Gelme. Onunla biliyorum, gelme. Biliyorum. Onunla gelmeyeceğim. biliyorum. Boşta bulunur dedim patatesi şimdi. Patatesi bir tık daha şey yapmanızı istiyorum. Sütün kapağını kapatmadım Özlem, arada kapatırsın. Unutmayın, dökülür. Oy, sıcacık oldu. Birazcık daha süt ekliyorum. Bunun hamur kıvamına gelmesini istedim. Yumuşak. Yaklaşık bir çay bardağı toplamda süt eklemiş olduk kıymetli izleyenlerim. Bu suflede köri aslında yoğun olduğu için ve patatesin kıymayla, et çok seviyor gerçekten köriyi. Köri soslu bir sufle yapmış olacağız. Serpil hemen elindeyken yapıştır hemen. Dibinde sen kal, üstünde ben kalayım. Ortasına da koyalım o zaman bir tane. En üstüne bir de kapak yapalım. İki kat gibi mi diyorsun? Aynen. Bak şuraya koyduk. Üstüne patatesi koy. İyi mi sen? Kat kat olsun. Böyle kaşığı ıslattık mı? Ay.
Aynen. Bak ellerimiz tertemiz, Allah'a laf etmeyin ha. Temiz. Yok artık o kadar etmezler diye umut ediyorum. Serpil'im. Ben de ediyorum. Şimdi bakın burada amaç ne biliyor musunuz? Geldim sana hemen. Suflenin o incecik kadife dokusu var ya, onu burada yakalayabilmek. Bunun da mesela üstüne bir tane patates. Onun finalini mi vereyim? Evet. Ay çok güzel oldu. Komple aslında bıçağı çatala attığında piştikten sonra kat kat gelsin. İzleyicilerimiz aynen şey tadı alacak böyle. Aa diyecek, kıyma da varmış, ben bunu patates püresi sandım falan olacak. Burada bunu kapatıyoruz kapağını. Çünkü patates de sıcağı görünce ne olacak? Sen bir yumuşayacak. Ay çok güzel oldu. Ben onun kenarlarını alacağım. Hı-hı. Evet şurada. Gönder gelsin. Aktüel. Ay, hemen aktüel aslandı. Beğendin değil bir, mi? Bir püf noktasının malzemelerini vereceğim. Çok güzel bir malzememiz var. Ellerinizi 10 yaş gençleştiriyorum efendim. Pürüzsüz, pamuk gibi bir el elde edeceğiz Serpil artık. Serpil böyle işte, yaş 30'dan sonra kolajen üretimi yavaşlıyor kanka. Ondan sonra biz o kolajeni desteklememiz gerekiyor. Yani sen, ben yaşlanmıyoruz canım. Tabii. Sakın öyle düşünme. Algılama, çok üzülürüm böyle algılarsa. Ha iyi dedin, iyi dedin. Ben tamamen ikimiz için ekranda daha güzel ellere sahip olmak için üretiyoruz. Yani ben yaşlanmış mı benimkisi? Yok, hiçbir şey yok maşallah. Sen şimdi toplu olanlar eğlisinden sonra yavaş yavaş hazırlık başlıyor. Allah hepimize yardım etsin. Ne diyeyim yani Halil Hoca? Ay, ne sordun şimdi? Deme ben size söyleyeyim, bir şey vardı ya. Ha. Hayır. Kim kız? Severim de o kızı. Şey gibi olacak ama Pınar Altun. Yavrum o Elian oldu. Ama ne güzel bir kadın. Kız. Hala bak yaşlar geçse de gerçekten çok diri bir kadın. Çok güzel bir kadın. Ben ya, Pınar Altun'u beğeniyorum. Yalan yok. Hayır güzel. Evet, ben de çok beğeniyorum. Ama yaşlanıyor işte, ama o da işte biliyor musun birazcık işte bu solaryumun etkisi falan ya, da var diyorlar. Görüyor musun? O yüzden ben hiç girmem öyle solaryuma falan. Ama ne gerek var? Doğal güneşlen kardeş. Ha pamuk gibi böyle. Tabi ondan değil mi? Yavrum dekoltesi öyle oldu. Solaryumu çok önermiyorlar. Nermin dekoltesi de o kızın öyle oldu biliyor öyle, musun? Öyle ne yapalım? Acaba benden mi yaşıt o acaba? Ama benden 2 yaş büyüktü o, ben hatırlıyorum. Tamam Serpil, kremi getir, kremin malzemelerini sayalım. Hı, sen onları koy, ben de şey yapayım. Şimdi kıymetli izleyenlerim, sufleleri hazırladık. Zeminde kıyma, kıymanın üstünde patates. Patatesin üstünde yine kıyma, kıymanın üstünde yine patates. Birazdan da biraz pişireceğiz, sonrasında minnacık aslında şu an bile olur bence. Sen getir malzemeyi Serpil. Niye getireyim Nermin? Şey krem mi? Malzemesini. Ha, kremi getireyim. Aha, sadece sayacağım. Hindistan cevizi ve tarçını mı istiyorum? Tam tamam. Ortasına bırakabilirsiniz bunu. Az sonra size öyle bir krem yapıyorum. 2 malzeme ile inanılmaz bir görsel şov olacak. 2 malzeme ile ya gerçekten. 10 yıllık gençleşme iksiri. Beyaz TV ekranlarında, Nermin'in enfes mutfağında. Kaşarı niye çok koymadım? Üstünden böyle çok aksın istemiyorum açıkçası. Birazcık bu patates yumuşayacak ısısıyla da. Bunun zeminine bir miktar suya gerek var mı diyorsun? Çok azıcık koyayım. Buharıyla daha iyi yumuşar. Tamamdır. Oldu, sana iyi günler. Bunu da 10 dakikada yapmışız. Süper. Serpil, buna kaç demiştik ki? Açabileceğim mi? Dur geldim. Bekle. Hay dur. Gel. Bismillahirrahmanirrahim. Düştü. Örtü düştü ama. Evet. Serpil o 2 malzemeyi kap gel bana. Nereye geleyim? Buraya. Koptum. 2 malzemeyle ellerinizi 10 yıl... Sen onu tut, ben onu tutayım. Serpil göster ellerini. 10 yıl ellerimiz gençleşiyor efendim. Daha diri. Bunu dekolte bölgenize de uygulayabilirsiniz. Boyun bölgesine çok önemli. Uygulayabilirsiniz. Cildinizin sarkmaması, ışıldaması ve parlaması için haftada 2 gün yapacağız. Serpil'in üstünde deneyeceğim. Sadece çok kısa bir araya gidiyorum. İlk şifremiz güzellik. Şimdi benim elim kötü mü sende? Bak yok bakayım. Çok güzel elim. Ama dekolteye ihtiyacım oraya var. Yaparız. Var ama şimdi yapmayalım biz onu. Tamam. Reklam dönüşü. Gelin efendim, bekliyoruz. Senin bu lekelerin gidecek mi peki? Ellerimizi burada yayında. Çok güzel. Senin için ben sana söylüyorum, sana nazar ne? Ne oldu kız? Girmişiz. Allah razı olsun reji. Burada yayındayız. Dedikodu yapıyorduk be. Yani biz de şey diyorduk, ellerimiz çok güzel. Elhamdülillah çok şükür. Ruhumuz da çok temiz, çok naif, çok kırılgan. O yüzden bizim ruhumuzu kırmayın. Evet.
Kırmasınlar Serpil. İyi dedim kız. Niye kırıyor? Serpil bir şey söyleyeyim mi? Önlüğünle küpelerin çok hoş olmuş bugün. Teşekkür ederim. Küpe sponsorum Nermin Öztürk. Evet, bir selfie çekelim seninle. Şey ettirelim Nermin hadi. Şeyimizi sen onu karıştır ben geliyorum. Bu neydi? Bu Hindistan cevizi ya. Kokonat. Bunu hafif eritiyorsunuz. Bir yemek kaşığı canlarım. Bak, seni dinleyeceğim. Bak 10 yıl elleri gençleştirecek Serpil. Sabah akşam uygulayacağız. Tarçını da ne kadar koyuyoruz? Şöyle bir çay kaşığı. Bak bir yemek kaşığının içine bir çay kaşığı. Bak bismillahirrahmanirrahim. Şöyle hatta bu bana az geldi. Bir tatlı kaşığı buna ideal olacak sürmek için. Bir tane daha koyuyorum. Böyle tepeleme yani toplamda bir yemek kaşığı gibi de düşünebilirsiniz. Şöyle bak. Bak. Sürülebilir hale getirdik. Çok bir şey demiyor. Şu an ben ona küstüm. Hiç bakıp dinlemeyeceğim bile. Özlem ne diyor? Küstüm Nermin. Bir de böyle konu. Özlem. Ne dedin Özlem? Dinlemiyorum. Sen de bak bu boşver. Bakayım birazcık daha kıvamını denkleyeyim. Şu ana kadar 3 çay kaşığı oldu. Bilginiz olsun. Ben bunu tam böyle krem kıvamında peeling moduna getiriyorum. Şimdi Serpil gel. Geldim hemen geldim bak. Bak sürülebilir. Oh krem yaptık. Birazcık zeytinyağı alabilir miyim? Kendini salsın. Biliyorsunuz ki zeytinyağı ışıltı verir. Derinize. Bu arada ben çok severim zeytinyağını biliyor musun? Birazcık zeytinyağı. Bakın doğal kremler kullanın. Benim daha önce çalıştığım bir sunucum vardı. Kulaklar için nasıl o da yapardı. Hemen ellerine sürüverirdi. Gel Serpil. Ver ellerini. Aynen. Güzellik bakımı uzmanı oldum görüyor musun? Bu kızın da elleri kilo verdikten sonra hiç ısınmadı garibimi. Görüyor musun? Nermin yazık bana ama. Dur bakayım senin elinle benimkisine. Ah canım elim ne oldu? Nermin yaşlanmış mı elim? Doğru söyle yok, kızım. Yok kız şişkosun ya daha ellerini erimemiş. O yüzden diri gözüküyor. Bak benimkiler daha yaşlı duruyor. Kötü anlamda değil ama. Bakayım seninkisine bakayım. Benimki daha yaşlı duruyor. Ya. Şimdi ben sana yapacağım sen de bana yapacaksın. Öyle bir dünya yok. Tamam. Tek başına güzelleşeyim hep yok. Şimdi bu şey mi yapacak? Böyle renk eşitleyecek mi? Ne yapacak? Peeling bak, bu. Bak ne kadar hoş oldu. Görüyor musun? Kına gibi oldun ha mi? Yeter. Ha ben de sana yapacaktım değil mi? Hep Müslümansın kendini. Ha, ben böyle mi yaptım seni bak, Ayasofya'ya gittiğimde? Bak bak şöyle yapacaksın hayatım şöyle. Bak 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 şöyle bak. Oh, oh, görüyor musun? Oh. Gel. Şimdi bak. Bunun içinde ne var? Ekran başı. Kıymetli izleyenlerim. Oh. Bak, bak, tarçın. Bak. Ondan sonracığıma ne gel, koydum? Kokonat yağı. Kokonat yağı diyor. Hindistan cevizi yağı. Onu birazcık eritiyorsunuz. O beyaz benimkisi böyle. Margarin gibi, tereyağı gibi. Onu eritince su oluyor. Sıcak suya koyarsan da zaten o damar ya soğukta. Aynen dolapta benim gel, şu. Sen bak şöyle. Bilal çek şu kolumu açık kazanımı reklamesin. Sponsoruma geri vereceğim. Şöyle. Bak nasıl masaj yaptın Nermin. Tamam. Şimdi bak Serpil böyle yapıyoruz bunu. Tamam getir Serpil ellerini. Bunu sürdünüz ya şu gıdı bölgesine şöyle havaya doğru. Şöyle. Masaj yaparak. Şöyle şöyle. Şu dekolte bölgesine. Şöyle, tabii bak şöyle. Dur sen bindir bak. Şuralarını şöyle. Yukarı. Alttan. Yukarı, alttan üste, alttan üste. Şunu kaldırıyorsun ve pıt 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 pıt. Tıp tıplıyorsun tabii böyle. Tabii sürekli yapıyorsun. Bizim Meta onu çok yapıyor farkında mısın? Storylerinde falan paylaşıyor. Ay vallahi kardeş kadın içinde dekolte el kadar önemli tabii, ama. Tabii bu göğüs kısmına da bunu yapıyorsun dekoltene. Dipdiri sabah akşam 15 gün boyunca deneyin. Bak. Ben size söyleyeyim. Efsane oluyor. 5 dakika. Denerim. 5 dakika yap Serpil. Vallahi sonra denerim duşa bak. Gir. Sıcak bir duş. Mis. Yaparım bak ben sana söylüyorum. Zaten bu ara gıdıma takıkım. Vallahi ben yıkayım yemeğe geçeyim yemek yapılmayacak. Sen yıka ben biraz daha kalayım böyle. Oo var ya bu nasıl bir şey yarabbim. Yoğun bak pink. Mis. Kendi kendime de şöyle masaj yapayım. Bence sabah akşam her gün yapsınlar. Bak, sabah bak, akşam bak. Bence her gün yapsınlar. İlk bir hafta. Sabah çok akşam. Etkili tabii. Bir nemlensin vücut. Bir de bu hava soğuk ki. Ha, bir nemlensin vücut bence. Bence sabah de. Sabah akşam yapın. Yazın bu kadar sık istemez ama kışın. Dış ses geldi kulağıma. Nermin Hanım, Nermin Hanım.
İyi oldu mu? Lavaş pizza yapacağız. Allah'ım tarçın tırnaklarımın arasına girdi. Pis gibi duruyor. Tüh 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 tüh. Keşke ben yapmasaydım. Çıkmıyor hocam. Eldiven taktığı. Yeteri bir de. Allah'ın Trabzonlusu. Şöyle. Siz Rizeli miydiniz hocam? Trabzonlu değildiniz. İyi, he, Rizeli. Allah'ın boşuna bu kadar. Pamuk gibi oldu. Gülşah ben sana sorarım. Bak ama. Çıkmadı bana Ermin. Ben gideyim mi yıkayayım mı sence? Ben yıkamam mı? Sen de yıka, sen de yıka. Acaba benim daha mı çok kalsaydı? Yemek yapacağız. Nermin sen yapardın be. Dur. Oh bismillah. Oh maşallah. Dış kulağımda. Maşallah. Şu an Nermin'in dikkatini dağıtmaz mısınız yazmış. Ne yapmış? Biz de sizi çok seviyorum. İzleyicim yazmış. Vallahi tarçın tırnaklarımın arasına girdi. Sıkıntı yok. Ama olsun şu ellerimin beyazlığına bakar mısınız? Bak. Yani mesela şöyle durduğunuzda artık elleriniz ne kadar daha diri olduğunu. Çünkü eller ele veriyor. Dekolte, yaşı ele veriyor. Bunlar içinde birazcık çalışmalar yapmamız lazım. Birazdan leke çıkarıcı vereceğim. Bu eller neler gördü be? Tırnaklarımı çekme. İçine tarçın kaçtı. Bu eller neler gördü ama? Eller de gördü. Eller, gözler, hepsi. Gördü ama Serpil. Her şeyi gördük. Nermin suflemiz ne durumda rica etsem bir bakar mısın? Sufle. Ben gelemiyorum yanına. Ah ah ah. Ah 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 nasıl güzel olmuş. Maşallah subhanallah. Ben bu kalbi gözyaşını silerim, silerim yanına bırakmam. Hayır hocam çünkü göz var sıçrayıp duruyor her yere. Ay. Suda bir soğuk ki Nermin. Oh, çok şükür. İyi ki su koymuşuz da tenceremiz şey tepsimizin dibi yanmamış. Yağ taşmış. Oh 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 efsane. Çok güzel oldu. Serpil tavamızı açtık. Tamam. Hemen o biberleri ben ayıklamıştım zaten. Şimşak bir tarif geliyor. Çocuklarınız eve geldi. Ya da önümüzdeki hafta malum. Okullar tatil. Ne yapacaksınız? Lavaş pizza yapacağız. 4 adet lavaş, 300 gram kaşar peyniri, 1 adet kapya biber, 1 adet sarı şişko biber. Bak, farkı gör. Vallahi. Ben seni düşünüyorum. Genç kal. Çok güzel koktular. Ay elin çok güzel koktu. 1 demet maydanoz, yarım çay bardağı siyah zeytin, 1 çay bardağı mısır, tuz, kekik, zeytinyağı. Şimdi bakın. Hafif öldüreceğim ben bunları. Çok pratik bir tarif vereceğim. Al dente istiyorum pizzanın üstündeki sebzeleri. Şey istemiyorum Serpil. Ne istemiyorsun? Ha evet. İyice pissin ölsün istemiyorum. İyi dedin, iyi dedin. Bezgin bezgin. Yani burada istediğim çok böyle hafif al dente bir karışım. Ha iyi dedin. Bezgin bekir gibi ne yapacağız öyle? Aynen. Her şeyin dirisi güzel bakma. Her şeyin genci güzel aşkım. Bak ellerim gençleşti. Tabii her şeyin genci güzel. Her şeyin genci makbul biliyorsun değil mi? Yani çıtır. Bunları böyle koyuyorum. Bir tepsiye iki tane sayıyor. Bak, bunu bayatlamışlarla da yapabilirler ha. Bayatlamış. Evet. Tortillalarınız, lavaşlarınız. Yufkayla. Her şeyle yapabilirsiniz. Biz bunu bildiğiniz lavaşla yapıyoruz. Şimdi burada zeminde birazcık domates sosumuz var. Bir ay oldu burada bayatmak hiç eski mi? Veya ketçap veya mayonezle ketçabı karıştırabilirsiniz. Bu zemine bunu sürüyorum ki tutsun. Kıymetli evet birazcık izleyenlerim. Zaten çok da şey yapmayacağız onu. İki tepsi altlı üstlü pişireceğim ben. 4 tane. Kaşarımızı getirmemiş miyiz? Ha getirmemişiz. Olsun onu da koyarız en sonda. Bunları böyle hafif öldürdük mü bitti. Evet. Ben gideyim çorbamızı getireyim. Kaç dakikamız kalmış Nermin? Herhalde daha var. Kimse bana bir şey söylemiyor. 5 dakika kala demesinler Nermin. Kaç? Yok. Süre bitmesine. Hı hı. Nermin şey var ya dediğin gibi eller eller çok açığa veriyor yaşı. El ve dekolte. Tamam 5 dakikamızın 3 dakikası bitmiş aşkım. Pizza bunun için mi 5 dakikaydı o? 3 dakikamız varmış. Şey çorba? Çorbaya kaç dakika kalıyor? Bunlar senin. Ben kopayım. Kopayım mı Nermin? Kop Serpil. Koptum. Serpil düşüyordun az daha. Dikkat et. Lazımsın. Ay bismillah. Sen dikkat et. Kaç. Hah.
Hadi serpil. O oldu zaten senin şey, biberlerin. Ay görüyor musun, bir yetiştiremedik nani. Tabii eller güzelleşecek diye ama ellerim vallahi çok güzel oldu. Çok güzel kokuyor şu biber mübarek var ya. Bence o oldu sana, yeter. Biraz daha, biraz daha. Ha? Biraz daha Serpil. Bunlar da senin malzemelerin. Tamam, tamam Serpil. Bunun içine zeytinleri de atayım mı? Bir çevir, görsün. Böyle görsün bu. Mısırı da koy o zaman, ateş görsünler. Evet, mısırı da koyayım, bir ısınsın malzemem. Evet efendim. Bir çorba geliyor efendim. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek efsane bir çorba. Çok çalışıyoruz, çok. Olmuyor böyle Gülşah. Meryem ama elime bir bak Allah aşkına. Değil mi? Çok beğendin. Bak gidiyor, geliyor, elini gösteriyor. Ben şimdi dekolteme de yapayım da. Vallahi bunu kaçırdıysanız çok üzüleceksiniz. Vallahi. Çok güzel bir tarif. Kız bak bir seninki gibi oldu, baksana. Görüyor bak musun? Şöyle yap. Benim damarları görüyor musun? Maşallah. Buradan girdi mi buluyor damarı? Ha, iyi bari. Ben şey yapayım, Nermin. Çorbamıza geçiyor mu? Yok yok, bunu yapalım öyle diyorlar. Bir tepsi istiyorum senden. Tepsi. Tamam. Bir de kaşar. Tabii tabii. Bakın tuz. Ve kekik mi? Tabii tabii. Nane mi? Kekik. Bak. Ne diyecektim? Kaşar. Kaşar getirmedim. Kekik çok yakışıyor. Vay efendim, kokuya gel. Beyaz TV ekranları yıkılsın. Hiçbir ayrılmayın. Harika bir semizotlu çorba vereceğim. Ama... Şimşak, bir de bir leke çıkarıcı var. Vakit kalırsa size harika bir leke çıkarıcı yapacağım. Kan lekesi, kahve lekesi, yağ lekesi, şipşak çok ciddi anlamda denenmiş. Nermin ne yaparsan yapacağım bak şimdi. Burada dürüst olalım. Kan lekesi çıkmıyor kardeş. Serpil çıkıyor ya. Niye bilmiyorsun? Yok yok yok. Sonra şok oluyorsun. Ha. Haklısın diyorsun. Ya onu da demem, sana söyleyeyim. Bak şimdi burada bir darılmaca yok. Bak hala inanmıyor ya. Sunucusuna inanmıyor ya. Aşkım sana değil. Şeyin inadını biliyorum hani. Lekenin. Ben dediğimi ne zaman yapmadım Serpil? Ne bileyim. Onu orada koyma. İçine işte fırına koy, tepsiye koymayız. Bir şey olmaz, koyarız. Kaşarları şey mi yapsaydık? Altına mı koysaydık? Hı? Kaşarları. Yo. Direkt üstüne atarız, o tutar onu zaten. Yapışırlar diyorsun. Hı hı. Çok güzel. Al dente bir şekilde pişirdik biberimizi. Bir ateş gördüler. Evet. Bütün mısırı da içine attık. Nane kekikli kekik ve tuzla lezzetlendirdik. Siyah zeytin birkaç tanesinin çekirdeğini özellikle Serpil ağzıyla çıkar. Serpil'in bir okumuş, üflemiş. Evet. Geçen birisi sormuştu hocam, söyleyeyim bari. Neyi? Çekirdeği nasıl çıkardınız? Ay şöyle açıyorsun. Amerika'yı da yeniden keşfetmiyoruz. Olsun. Hay Allah'ım ya. Gerçekten sormuşlar mıydı? Biz yiyoruz ki beni. Hayır o ayrı da. Yani öyle bir şey de yapmıyoruz. Bir işin şakası evet. O. Yani. Şöyle biz bunu böyle elimizle bir bıçak atıyorsunuz üstten. Çizik tak. Hemen değil mi? 2 dakikada çıkardın Özlem. Şey de yapıyorsun. Ne yaptım? Şöyle elinle ya. Siyah zeytin nedir ki? Bak. Az malzemeyle. Siz burada biz sarı biber kullandık ama siz yeşil biber vardı. Ben getirdim, ne olacak? Aynen, kapyanızı kullanın. Burada tamamen size kalmış. Orada şey işi sizin. Aynen. Orada evinizdeki, mutfağınızdaki görsel. Maydanozu dönüştürme atalım, şimdi atalım mı? Kıt kurmasın ya. Buraya az oldu Serpil. Ne az oldu oraya? Dışarı. Tabii ama fakir koymuşsun. Getir gel gel gel. Sen aldın hepsini Serpil. Ha, öyle mi yaptım? Ha. Görüyor musun hem aceleden. 5 dakika pizzamız hazır, hadi. Hadi. Yürü hocam. Bunları 2 kat altlı üstlü pişirebiliriz. Kokuya gel. Yok yan yana koyalım. Ha, yan yana koyalım. Hadi Nermin, senin müsaitli. Pizzamı benim. Hadi oldu, sana iyi günler. Sen kaşarını bol kullan maşallah. Hepsini kendine aldım. Ben sana onları yar etmem. Dur. Ben de yerim. Ben seninle bölüşürüm. Tamam. Şimdi. Şu güzelliğe bakar mısınız? Vitamin deposu çorbamız. Bağışıklık sistemini güçlendirmemiz lazım. Baktık bağışıklık sistemi çöktü gidiyor. Şu semizotu da nasıl bir nimet değil mi? Tabii semizotu. Vallahi. 6,5 dakikada pizzayı ama biz orada oyalandık. 5 dakikada bitiyor. Yoğurtlu semizotu çorbası için 1 su bardağı haşlanmış buğday, su, 2 diş sarımsak, 1 demet semizotu, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz. Yoğurtlu sosu için 1,5 su bardağı yoğurt, 1 yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı un, üzeri için 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı kuru nane. Bunda
Sanki bir soğan var mıydı? Ben yok, mi yanlış hatırlıyorum? Yok, yok. Yok. İstiyorlarsa bir soğan koyabilirler. Ha tabii o. Şu an çünkü böyle kafam soğana gitmiş benim. Onu bekledim. Bir tane bilmem. Soğan böyle kavrularak. Sen istersen meyaneni yap. Evet. Ben... Onu sonradan yapıyoruz meyaneyi. Döveyim. Ayrıyetten. Ben biraz onu... Şu yağınla patlatayım. Aynen. Sarımsağı biraz kavuralım. Sonra zaten şey de gelecek. Neydi? Buğdayı. Evet. Şöyle son bakalım. Olarak simiz otu. Koyuyorum. Evet efendim. Sarımsağı da burada bir kokusunu çıkarttıracağım. Burada dediğim tahta gibi kaşık. Bir adet soğanınız varsa soğanınızı da kavurmaya alın bence. Çok güzel olur. Bu biraz şey gibiydi Nermin, hatırlıyor ha. musun? Yayla çorbası evet. formunda. Şöyle ununu falan sonrasında meyane yapacağız. Ama istiyorsanız ununu da burada kavurabilirsiniz. Yumurtayla ununu sonra da verebilirsiniz. Hani un koksun istemiyorsanız. Ha tamam. Birazcık kavurayım şurada tamam, iki tamam. yemek kaşığı kadar. Şöyle. Dur bunu. Yoğurdun bu çorbadan içeceğim bu arada. Bakın. Şurada bir kokusunu çıkartalım. Bismillahirrahmanirrahim. Oo, sarımsakla birlikte ne güzel bir koku. Sıcak suyumuz var mı? Kettle'ımız çalışmıyor. Kettle'ımıza bir şey oldu. Nazar değdi. Şöyle zaten bunu ben soğuk su koyacağım. Ben şeyde içinde azıcık şey vardı. Alayım ben suyu. Şunu vereceğim sana. Bir... Ay çok sıcak, hem de çok sıcak. Ay ay ay. Şöyle. Hemen geldim. Bakar mısınız efendim? Topaklandırır efsane. Çünkü hemen. Birazcık böyle sarımsakla un kokusunu çıkarıyoruz. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek. Al kuzum. Semizotlu bir karışım yapıyoruz. Çorba. Bak ama çok lezzetli olacak. Tabii bunu içeriz. Evet onun için şey. O çorba içerim vallahi. Çünkü ben hem semizotu severim. Sen de düş, her şey düşüyor. Sen de düş. Böyle arada bir ev aletleriyle konuşur musun? Aa bir de sinirlenirim konuşsam. Tabii sen geç kalmıştın zaten diye. Bir sene eksiktin. Bakın diye de... çok güzel oldu. Bak şöyle bir unu kavurduk sarımsakla. Hı. Şu anki kokuyu keşke size gönderebilsem. Üzerine bak buğdayım var. Buğdayı dolapta fazladan yapın. Haşladık duruyor. Haşlayın böyle çıkartın buzluktan. Hem soğuk ayran aşı gibi yapabilirsiniz. Bu çorbayı aslında soğuk da içebiliyorsunuz bilginiz olsun. İlla sıcak bir çorba değil bu. Bu burada böyle güzelce biraz haşlanırken Serpil şimdi onları hemen bana hazırlasın. Ben burada meyhanesini yapacağım. Meyhanesinde bir kase yoğurdumuz var. Başım döndü. Bir kase yoğurdumuz var. Başım döndü deme bana bak korkutma beni ha. Ayağım kaydı yerden. Şöyle. Herkes yumurtanın sarısını ayırıyor. Ben ayırmıyorum bilginiz olsun. Bununla birlikte koyuyorum. Hiç de bir şey olmuyor. Burada püf noktalarını dikkat ederseniz kesilme yaşamıyor. Bir miktar tuzunu da içine koyuyorum. Buraya bir şey yok. Şöyle iyice akışkan hale gelecek şekilde tuz, yumurta sarısı ve yoğurdu çırpıyoruz. Bir meyane hazırlıyoruz burada. Bu meyaneyi hazırladıktan sonra buluşturmadan önce iki tane püf noktası var çorbanın. Onları göstereceğim. Çok. Ellerim de nasıl biliyor musun? Bebek eli gibi oldu Serpil. Hemen ona şey diyorlar bebek poposu gibi. Vallahi ha, çok güzel oldu. Yumuşacık. Kokusu bir de çok hoşuma gitti. O tarçın mi? Falan besliyor. O Hindistan cevizinin içindeki o yağlar falan. Efsane oluyor. Evet tuzunu da buraya ekledik. Hemen semizotlarının gelmesi lazım bana Serpil'im. Geliyor canım geliyor. Hemen geliyor. Pizzalarımız pişiyor. Bakayım. Pastamız dondu mu acaba? Oo nasıl bir ko... Aha Serpil bu açık değilmiş aşk o. Aman. Vallahi senin fırının değil. Niye açık değilmiş ki? Kapatmışlar. Kim patates aldıktan sonra... Ama oradan sen şey... Aa sen şey alırken ben kapadın. Ben kapattım acaba? Sufleyi alıyordun. Aha, ya alıyordun ya. Pişmiş onu alayım. Benimkisine baktım pişmemiş. Dur ben şeye gideyim pastaya bakayım geleyim. Oy 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 anacığım sen ne yaptın böyle ya? Bakar mısınız? Ne olmuş? Çok güzel olmuş. Bakar mısın? Ay şiko be. Bakar mısın? Şimdi. 5 dakikada pizza mı olmazmış?
Gidiyoruz dışarıdan alıyoruz. Bir pahalı, ay, ay, bir pahalı mübarek. Ay eskiden ne mi? Vallahi ya. Çok sıkışınca onun dörtlüsü vardı ya hani böyle. Ha, alırdım bazen. O da çok pahalı. Maşallah o da almış çok boşuna gitmiş. O da çok pahalı. Yok yapmayın. Kardeş yok yapın evinizde yiyin. Vallahi evinizde yapın bak. Oh. Yapın bizim yapın yiyin. Pizzaki kesme aparatımız vardı. Ne aradın rulet mi? Orada var. Bak. Şimdi. Tosun tabağını da senden rica edeyim. Dur. Onu hemen vereceğim. Şey zaten reklam dönüşüne hey kadar kalsın Nermin pastamız. Bakar mısınız? Masada gösterelim pastamızı. Of, of, of. Dur kuzucuğum. Bence... Çok güzel. Çok da pratik bir tarif. Dediğim gibi şipşak yapabilirsiniz. Şöyle şöyle bindireceğiz. Çorbamızın hemen semizotlarını atalım Serpil'cim. Kaynadı son mı? Son dakikamız. Hemen geldi, hı-hı, o da geldi. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Ben bu tariflere bugün bayıldım. Oh mis mis. Şimdi. Hadi aşkım sen şimdi güzel kayna piş ki biz de seni yiyelim. Çok güzel. Bu kaynayınca da meyanesini verelim hemen. Tamam. Tuzunu da koyamadık daha henüz çünkü. Tuzunu attım ben. Ha, tamam. İçinde her şey. Sadece meyanesinin içinde tuzu var. Evet. Evet. Şimdi. Bunun üstüne bir de maydanoz yaprakları birazcık. O senin tarafından. Şöyle. Sufleler geldi. Hocamın özel maydanozlu karışımı. Sufleler de hazır efendim. Biz ne yapıyoruz efendim? Çok kısa bir araya gidiyoruz. Bu güzellikler reklam dönüşünde masada olacak efendim. Sufrelerimiz hazır. Çorbamızın içerisine gördüğünüz gibi semizotlarını koyduk. Burada yumurta, yoğurt ve tuzdan bir meyane yaptık. Buradan bir kepçe alıp buraya koyup buluşturacağız. Ve efsane sımsıcak bir bağışıklık sistemini kuvvetlendiren çorba haline dönüştüreceğiz. Çok kısa bir araya gidiyoruz. İkinci şifremiz efendim. Demiştik. Gençlik. İkinci şifre gençlik efendim. Bir yere ayrılmayın geliyoruz. Şuradan ver kızım. Heh. Evet efendim mis gibi bir çorba yaptık. İlk etapta bunu göstermek istiyorum. Semizotu çorbası efendim. Bakar mısınız bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek. İnanılmaz lezzetli bir tarif. Hemen arkasında böyle aperatif diyebilirsiniz aslında. Ya da ne bileyim şipşak bir şeyler yapmak istediğinizde 5 dakika pizzası hazırladık. Et yemeklerinin yanına olabilir, tavuk yemeklerinin yanına olabilir. Biz kıymalı olarak düşündük. Başlı başına tek başına bir ana yemek olarak da düşünülebilir. Körili bir patatesli sufle hazırladık. Ve sultanım burada efendim. Bunu iyice dondurmanız gerekiyor. Bir gün önce de dolapta yapıp saklarsanız ertesi günü daha böyle kalıp kalıp çıkacaktır. İnşallah şu an ben onu size gösterebilirim diye umut ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Görüntüsü çünkü çok güzel. Şöyle gel kivicik. Böyle. Tabii krema donmamış. Ama göstereceğim. Şöyle bakın. Kat kat. İç dokusuyla şöyle göstereyim. Biraz daha dediğim gibi bunun böyle kreması buz gibi tam donması gerekiyor. Donduktan sonra zaten kalıp gibi çıkıyor efendim. Bize ayrılan süre zarfı içerisinde efendim birbirinden lezzetli tariflerin yanı sıra efendim keyifli püf noktaları da paylaştık. Özellikle püf noktalarına inanılmaz bir rağbet gösteriyorsunuz. Daha çok daha fazlasını sizlerle paylaşmak için her gün burada deniyoruz. İnanın el için yapmış olduğumuz o az önceki krem hem dekolte bölgesinde hem boğaz bölgesinde birçok yerde kullanabilirsiniz. Bazen milyonlarca para verdiğiniz yani TL'lere aldığınız o kremlerde daha güzel ve daha doğal bir şekilde evde kendi imkanlarınızla bu güzel kremleri yapabiliyorsunuz. Biz de bunu sizlere göstermek istedik. Umarım keyif almışsınızdır efendim. Yarın aynı saatte yine Beyaz TV ekranlarında sizlerle olmak için sabırsızlanıyorum. Bakalım yarın neler yaşayacağız. Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın diyorum. Rabbim herkesin evini Halil İbrahim bereketi nasip eylesin. Yarın aynı saatte burada bekliyorum efendim. Bir yere ayrılmayın. Beyaz TV'de kalın.